Simge Tertemiz Podcast'ta. Nereye gidiyorsun? Benim bir web sayfasında blog sayfam varmış, bloggermişim. Diğer blogger arkadaşlarımla güncellemeler yapmak için toplantıdayım. Peki, gel bakalım. Gizem. Benim bu şapkayla başımdan bir olay mı geçti acaba diyorum. Ya vallahi çok beğendim ama bu şapkayı ben kimse de beğenmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Şu anda çok trend ama. Bu şapka. Öyle ama. Ve bu şu şekilde. Evet. Yani. Bir de böyle hafif uçacakmış gibi takıyorlar. Doğru. Ben o sevemedim yani bilmiyorum. Benim o şapkalarla bir derdim var herhalde. Ama diğer taraf çok güzel. Yani seni çok farklı gördük. Hı-hı. Senin normalde giyindiğin tarz değil pek değil mi? Bugün farklı bir. Yo, giyiniyorum böyle bu boy etekler falan. Ya bu boy falan. Etek ilk kez ama gördüm. Ama böyle bir şapkayı ben aslında bilerek evet. Bugün denemek istedim. Çünkü bir önceki, birkaç hafta önce Hakan Bey'den şapkayla alakalı yanlış olduğunu, yanlış yerde kullandığımı söylemişti. Acaba bugün doğru mu değil mi bunu öğrenmek istedim. Ya şapkasız böyle çok güzel. Bence, benim fikrim. Kafayı kes. Kafayı değil, sadece şurayı. Kafa güzel ya, çok güzel. Açıklayacağım bir şey vardı, söyleyecek misin? Styling'le alakalı, evet. Arkadaşlarıma zaten içeride söyledim bir kısmına. Ben yeni bir styling stil danışmanıyla karşılıklı fikir alışverişine başladım. Bunu hayırlı buradan olsun. Belirteyim. Ama az önce de söylediğim gibi her gün kombinlerimde bunu görmeyeceksiniz. Ben de kendime bir şeyler katacağım ve şu anki üstündeki kostüm değil, kombinde bile hani benim noktalarım var. Onları da birazdan söyleyeceğim zaten jüri karşısında. Tek styling baştan aşağı giydirmeyecek beni. Bunu bilmenizi istiyorum. Peki. Kaynaklar çıktı mı? Azalttırdım, incelttirdim, kısalttım bir de. Uçlara, aralara şey yaptırdım. Arama kasattırdım. Esra, son yorumu alalım. Ben sadece üstünde neden bir şey olmadığına takıldım. Toplantıdayım ben şu an. İçerideyim. Çantayla mı dolaşıyorsun peki? Ya bunları da almazsam hiç olmaz. O zaman buraya masa getireyim, oturayım. Anladım. Güzel. Hep böyle kat kat bir şeyler yaptım ya bugüne kadar. Aha. Bu ama sefer de böyle çıkmak Simge istedim. Bu hafta şapka takandan Hakan Bey'e bir puan kıracağım demişti. Büyük risk aldım. Ben onu riske alarak bunu yapmak istedim. Evet. Çünkü ben buradaki jüri üyelerinin hepsinin sözlerini önemsiyorum. Ve kendim de bir şeyler öğrenmek istediğim için bunu riske attım. Ve acaba doğru yerde mi kullandım bunu soracağım zaten. Bu kadar. Bir soru karşılığı bir puan demek ki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Simge Tertemiz, ayakkabı 170 lira, çanta 3000 lira, etek 150 lira, body 50 lira, şapka 100 lira. Sen daha tabii ki şapka diyeceğim. Çünkü yüzünü zaten görmüyorum, saçlarını bırakmışsın. O son bir nokta olarak fikir aldığın kişi, şu şapkayı da şöyle koyalım, bu ara çok trendy demiş ama benim için trendy değil. Şapka tamam böyle kullanılıyor bu ara. Kadınlar da kullanıyor, çok erkek de kullanıyor. Tabii çok ki var, görüyorum. Var ama devamında ne var? Hani şapkayı koyuyorsun ama devamı nasıl oluyor? O devam değil. Mesela eteğin boyu çok güzel. Ayakkabılarına etek boyu, belinin inceliği, seçtiğin bluz bence çok hoş gitmiş yukarıya kadar. O şapka, şimdi şapkayı şöyle bir öne doğru getir. Ben bu işi sevmiyorum ama bir deneyeceğim. Alnına doğru indir. Saçlarını da arkaya at, yok et yüzünden. Hani aksesuar gene kullanmadığınız olmadı. Zaman gene şurada saçları olmuyor. Aksesuar olarak kullanın dediniz ya. Ama hangi konumlarda dedim? Hangi konumlarda dedim? Aksesuar kullanmadığınız zaman. Evet ama kıyafet hangi kıyafetlerde? Her kıyafet için geçerli değil. Mesela en güzel kullananlardan bir tanesi Gizem'de. O uzun siyah elbisen.
Tek yırtmaçlı. Hiçbir şey yoktu üstünde. Yandan bir tek saçını koymuştu. Şahaneydi. O saç ötesi bir şeydi. Bir aksesuardı. Ama burada boyunlu kazak, saçların, şapkan, hepsi bir karambol. Bele kadar harikulade benim için. Bluzun da çok güzel ama lütfen şapkayı bir çıkar, bir de şapkasız göreyim. Hatta yok et onu. Saçlarını arkaya at, topla, bir şeyler yap. Daha doğal kalsın. Hep buraya kalsın. Toplayarak çıktım. Bu sefer de açık saçla çıkmak istedim. Bu seferi yok onun. Ama hep değişik istiyorsunuz. Ben de değişik bir şey denemeye çalışıyorum. Tamam, deniyorsa tabii sen ki deniyorsun. Ben de sana şöyle söylüyorum. Evet, deniyorsun ama bu kıyafetle denenmez bu diyorum. Kıyafetin ona göre olacaktı. İşte tamam diyecektim dediğimiz zamanlar çok oldu burada. Şu anda saçını doğal bırak. Yani böyle diye. O salla, kendi arkaya gitsin. Nerede durursa orada dursun. Ha, bu da bir hareket ama şapka değil. Şapka boğdu seni. Bir de bir sorun var sana. Buradan yürürken niye çantanı tutarak yürüyorsun? Çünkü hani kamera yakın detay falan girerse marka görmesin diye. Ha, yani dedim acaba taşımasını biliyorsun. Yok. Ona böyle kapağı mı açılacak, işte hayır. Bir şeysi mi? Onu bilerek yapıyorum. Anladım. Peki. Yapıyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Bayıldım sen sana. Sen şimdi başlarsın. Gerçekten eteğim mi? Bolu bilmem ne. Detaylar. Bayıldım. Fakat o kafana koyduğun sefer tasını derhal at. Tamam, bunu öğrenmek şimdi için. Bak, benden önce şunu. Demek ki şunu, bana şapka olmuyor. Önce şunu dinle. Doğru şapka, doğru kombin. Arkadaşın, stil danışmanı olarak çalışmaya başladığın arkadaşın burada ne yaptı? Etek, üst. Bu kemer, çorap, şapka bir de. O şapkayı koyduysa bu eteği, bu bluzu giydirip o arkadaşla bir daha çalışma. Bu kadar net söylüyorum sana. O arkadaşın daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Anlamadım. Bu kombinle asla olmaz. Sen bir şeyler yaptırmışsın. O kadar, sen zaten çok güzel bir kızdın ama saçları, o saçınla mı beğendiniz mi peki? O saçınla oynaman mı? Seni olduğundan daha güzel, daha fresh yapmış, daha genç kız yapmış. Hı hı. 30 yaşına girmişsin. 30 dönümü insan hayatındaki en önemli dönemdir. 28. Hayat, 20, 30 demedin mi? Hayır, ben 28 yaşım. Ben bir 30 havası aldım. Ya, ya bir güzel bir şey duyayım 30? Allah için ya. Ne? Bir güzel bir şey duyayım şu. Ama 30 dönümü bir insanın hayatındaki en önemli yaştır. Umarım, en güzel yaşlar. Umarım sen de bunu çok güzel İnşallah. Yaşarsın. Şapkayı attıktan sonra benim için okeysin. Çok konuşayım ben de. Bir de bir şey ekleyeceğim. Üzerine mont ne istedim biliyor musun? Bu motosikletçi biker montlar vardır ya. Onun kaşmir ya da böyle kaşe olanını siyah. Dümdüz net bir şey istedim. Ben işte bu bir ters köşe benim için. Anladın mı? O tül çorabı. O tül çorabın üzerinde o ters köşe ama diğeri maalesef değil. Ben niye sürekli kalem kaybediyorum ya? Dın 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 dın. Hadi iyi başla bu haftaya. 8. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Saçlar çok güzel olmuş. Boyu tam yerinde, boyunu kesmedi. Tam yani bakımlı, güzel görünüyor. Etiğine çorapları, stiletto, bluzu kadar çok beğendim. Şimdi şapka neden olmadı? Ben de bir yorum yapayım. Eğer böyle bir kaşe ya da kaşmir bir palto üzerinde alsaydı, o zaman o yün şapka kışlık bir şey olabilirdi. Çünkü o şapkayla çıplak kolları olmuyor. Çok zayıf, tek kalıyor orada. Yani kolları açık bırakacaksın, o zaman şapkanı takmayacaksın. Yani elbise zarif, kaleme tek, böyle bir aksuar şapka olarak zarif bir şey takarsın, olur. Ama bu tarz şapkalar çıplak kollara olmuyor. Yün doku olduğu için. Evet. Bir şey daha buldum. Çantanın sopa çok uzun. O çantanın kemeri çok uzun. Uzun mu? Çok uzun. O biraz daha kısaltmak yani lazım. Ama herhalde uğraşmaya üşüyor. Çok tam aşağıda yere kadar duruyor. Bence de kolunu böyle tut onu. Daha güzel görünür. Evet, hem de daha cool, daha şık. Gözlükler takarsın. Şapkanın zaten gerek yok. Böyle gayet şıksın. Renk uyumu.
Ben özellikle şeyi de sevdim. Olsun. Stiletto ve çoraplı o plisseli etekleriyle beraber gayet güzel görünüyor. Hakan, verebilir misin o benim kalemi? Çaldım. Çaldın. Hırsız var. Hırsız. Şapkadan hariç gayet güzel. Teşekkür ederim. 8. Sağ olun.